Buyurun. Teşekkürler, kolay gelsin. Yine bekleriz efendim. Bu kadın da ne altın aldı abi ya? Her gün geliyor. Alsın, alsın, iyidir. Kendi halinde yaşayan yaşlı çift dün gece dehşeti yaşadı sayın seyirciler. Hırsızlık için girdikleri evde ev sahiplerini bayılttıktan sonra altınları alıp kaçtılar. Ancak geride bir cinayet bıraktılar. Emekli öğretmen Muhip Kara tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Eşi Sümbül Kara yoğun bakımda. Sonu ölümle biten soygun emniyet birimleri tarafından en ince detayına kadar araştırılıyor. Abi niye kapatıyorsun? İzliyorduk. Dükkanı da kapatıyoruz. Hadi 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 hadi. Bu saatte mi abi? Erken değil mi? Değil kardeşim, hadi uzatma. Hadi yallah evine, hadi hadi hadi. Çık 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 hadi. Peki patron, sen bilirsin. Alo Gökçe. Sıkıntı var. Çabuk eşyaları topla. İstanbul'dan kaçmamız gerekebilir. Ne oldu? İfşa mı olduk? Katil oldu kızım, katil. Dünkü herif ilaçtan ölmüş ya. Ölmüş mü? Toparlanın çabuk. Geliyorum ben de hadi. Ne oldu yenge? Kim ölmüş? Yürü hadi çabuk hazırlan. Kaçıyoruz. Bu şekilde müdahale etmemiz çok zor. Hastaneye kaldırmamız lazım. Kelepçeyi çözemez miyiz? Anahtarı bende değil. Kim bağladı bilmiyorum. Ne oluyor burada? İhbar üzerine geldik. İhbar kimin? Benim. Sen kimsin amca? Ne yapıyorsun burada? Torunumu ararken bu adamı buldum. Adı Tuncer'miş. Tuncer mi? Ne güzel tesadüf. Biz de onu arıyorduk. İyi de bunun niye kolunda kelepçe var ve ne ara dayak yedi? Benimle alakası yok. Geldiğimde böyleydi. Abi, adam temiz gibiydi. Yapma ya. Soygunların gerçekleştiği vakitlerde başka yerlerdeymiş. Tanıkları da var. Bu da karavana. Kaç güncü kaldı? Daha çok var abi ya. Akşama kadar gezeriz artık. Bütün zulamız bu mu lan? Bu abi. Abi ilaçtan nasıl ölür adam ya? Ben ne bileyim oğlum ya. Yengene soracaksın. Bayıltacağım diye gebertti adamı. Kimseyi öldürmez o ilaç. Sadece bayıltır. Nasıl oldu anlamadım. Olan oldu abi. Polis bizi çözmeden İstanbul'dan kaçmamız lazım. Hadi hadi hadi. Çık 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 hadi. Anahtarı falan al. Köpekleri çekmiş. Kapatmış dükkanı. Bu saatte niye kapatmış ki? Kardeş gel sen böyle. Bu dükkan niye kapalı? Bilmiyorum ki. Sabah açmıştı aslında. 20 dakika önce aceleyle falan kapatıp gitti. 20 dakika önce. Selihan'ın haberi verdiği anda kapatıp kaçmış. Sahibi kim buranın? Aydın. Niye aceleyle gitti? Bir şey yapmış olabilir mi? Yani ben de şüphelenmedim değil. Pandemiden sonra işleri bozuldu. Her gün battım bir ağlayıp duruyordu. Aradığımız adam bu olabilir. Aydın'ın telefonunu bir versene bize. Sinem, buldun mu sinyali? Buldum komiserim. Size çok yakın bir sokaktan geliyor. Tamam, gönder adresi. Çeteden bildiğimiz 3 kişi var ama daha fazla olabilirler. Dikkatli olun. Ha, gerekirse destek bekleyin, tamam mı Ali? Tamam baba. Çabuk hızlı, hadi hadi. Sinem yazdı, sinyal hareket halindeymiş. Abi, şunlar galiba, baksana. Açıyor oğlum, bas bas bas. Arda, sireni aç. 45-43'ten Kavacık civarı tüm birimlere. Şüpheli şahısların kullandığı 34 Ceyhan Fassa Bursa 504 plakalı araç meydana doğru kaçıyor. Araçta 3 şüpheli var. Tekrar ediyorum. Şüpheli şahısların kullandığı 34 Ceyhan Fassa Bursa 504 plakalı araç meydana doğru kaçıyor. Nasıl buldular bizi ya? Allah kahretsin. Lan ben nereden bulaştım bu işe ya? Lan bir sakin olun ya. Yakalanmak falan yok. Aralardan, derelerden bir yerden kaçacağız. Siz sıkı tutunun. Ben biliyorum buraları. Abi, bir gerizekalılar çıkma sokağa girdi. Tamam oğlum, sıkıştır işte. Sıkıştır, daha iyi. Abi gerçekten çok iyi biliyormuşsun buraları ya. Aydın sen ne yaptın ya? Niye soktun bizi buraya? Lan hadi ben yolu karıştırdım. Siz niye dikkat etmiyorsunuz?
Bıraksak birbirlerini yer bunlar. İnin araçtan. Hadi. Çık 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 çık. Teslim olun, ters bir hareket yapmayın. Çık lan, insenize. Tamam, teslim oluyoruz. Hadi. Tamam. Çık 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 çık. Geç şöyle, geç geç geç. Yatsan yatsan yatsan, eller arabaya. Yaslan, geç şöyle. Ara üstü nerede? Belli. Mesut buradan geçmiş, belli. Muhtemelen Tuncer'i döven de o. Sağlık kontrolünden sonra konuşturmamız lazım. Mesut abi çok fena dönmüş. Bekleyeceğiz mecburen. Evladım, beni bir dinleseniz. Dinleriz tabii amca, gelin buyurun. Buyur amcacığım. Bu Tuncer var ya, bu namussuz. O benim torunumu kaçırttı. Amcacığım, torunun kim senin? Adı İlhan. Yaşı 17. Bu Adiler'in dümen suyuna girdi son zamanlarda. 2 gün önce de evden kaçtı. Korkum odur ki dağa çıkacak. Dağ mı? Dağ. Örgüte yani. Anlayın işte. Amcacığım, ne diyorsun sen ya? Yani engel olamadın mı torununa? Keşke daha önce ihbar etseydiniz. Geç kaldık doğru. İlhan daha çok küçük, çok da masum. Ne yaptığını bile bilmiyordur. Kim kafasına girdiyse onun peşinden koşuyordur. Ne olur, onu bulun getirin. Yoksa yazık olacak. Bari, ne oluyor? Ne oluyor? Ne soruyorsun? Servan'ı soruyorum. Dolaşıp duruyoruz. Ne olacak böyle? Acelen ne? Görmüyor musun halimizi? Ülkenin bir ucundan diğer ucuna gidiyoruz. Yırtınıyoruz polise, jandarmaya belenmeyelim diye. Sen de sabredeceksin bize Ahmet. Herkes nasıl bekliyorsa sen de bekleyeceksin. Lan İlhan! Hadi lan! Hadi lan! Efendim? Efendin iyiyim senin. Gel buraya, ayakkabılarımı çıkar ayağımdan hadi. Hadi lan, ne bakıyorsun? Asıl lan hadi, atıl. Acele et, daha benimkileri çıkaracaksın. İlhan! Gel buraya. Buyur abi. Sen içeri geç, hadi. Peki. Hayda. Eğleniyorduk, ne oldu şimdi ya? Bana bakın. Bu çocuğa bulaşan karşısında beni bulur. Ona göre akıllı olun. Bize mi gider yaptı? Galiba. Herhalde başka bir hesabı var çocukla. Karışmayalım. Sonuçta özel hayatları değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.